Başlıyor. Merhaba, güzel yüreklerim. Çok uzun bir aradan sonra birlikteyiz. Güzel yeni bir projeyle. 2 gündür fayanslarla uğraşıyorum. En azından size bir kısmını, boyama kısmını en azından. Şimdi gösterelim, birlikte yapalım istiyorum. Sonrasında vernik nasıl uygulanır? O dolabı da değiştireceğiz. Ama biraz zaman alacak tabii ki. Şuradan açayım ben de. Kafamı çekiyor mu Mücahit'e benim? Gelenler olsun. Öyle Şöyle başlayalım. bir tane. Herkes hoş geldi. De niye donuyor ki acaba? İnşallah internette problem yoktur. Bir şey olursa da problem falan bana yazın. Ben de bileyim. Canan'ın geldi. Selam. Hoş geldi. Hepinizi çok özledim. Bu sene de inşallah birlikte güzel şeyler yapacağız. Hepinizi öpüyorum. Gelen, daha da gelecekler. Sonra da izleme imkanınız olduğu için sıkıntı değil. Benim internet buradan gidiyor, geliyor ama bilmiyorum. Bakalım Cahil, gel bakalım. Merhabalar. Ha? Gel. Gözüküyor mu hocam? Sen çok ışığa karşı gelme buradan, bebeğim. Şimdi biz burayı şu renkte, şöyle bir renkte. Yaklaştıralım. Evet. Biz ne yaptık? Rich Multi Surface granitle öncelikli olarak. Işık yansıyor mu çok? Hayır, gayet iyi. Tamam. Yani Rich Multi Surface granitle ilk katı ruloyla, yani buradan göremeyeceksiniz, şöyle gösterelim. İlk kat ruloyla, sonraki katları da ipek fırçayla kare kare ilerleyerek boyadık. Zemini de siyah yaptık. Yine aynı şekilde koyu bir maviydi burası. Dediğim gibi önce boyayacağız, ondan sonra da vernik kısmını yine birlikte yapacağız. Komple görün diye. Gelen herkes hoş geldi. Sonra da stencil çalışması da yapacağız yere birlikte. Işık vuruyor falan. Daha tabii işimiz var. En azından bir boya şeyini görelim. Ben çok bakamayabilirim. Sen Cahide. Bir tane şahane selam. Aranızda yeniyim. Kolay gelsin canım. Teşekkür ederim. Şimdi bunu burada sünger rulo kullan. Pisliğime bakmayın. Bütün gün boyayla çalışıyorum. Yani yapacak bir şey yok. Şöyle biraz granit rengi de çok seviyorum. Evet, donuyor, ne sıkıntı varsa her planlayamadım ama inşallah sonrasında güzel izlersiniz. Şöyle biraz su katıyorum. Şimdi Yeniden gitti. Nazar. Yeni başladım. Sana bu iş lazım mı? Mutfağımı boyayacağım. Boyayabilirsiniz. İşte sonrasında ya taş vernik ya da high gloss için verniğini kullanabilirsiniz. Kemikleşme süresi vardır. Onu da söyleyelim. Yani bir 30 gün yine dikkatli kullanacaksınız vernik attıktan sonra. Ben göremiyorum şu an. Sen okuyacaksın. Bir ayın bitti. Meral Hanım, hiç de boyamamak diye soruyor. Evet, Rich Multi Surface. Şu an granitle boyuyorum. Biraz su ekliyoruz. Çok da sulandırmayın fayansta. Sen çok büyük ya banyo. Ne tarafta duracaksın? Hayır, iyi. Şöyle gel istersen birazcık. Heh. Gözüküyorsa sorun yok benden. Evet, gözüküyor. Şimdi biraz boyayı aldık. Hemen biraz da dağıtıyorsunuz şöyle. Yediriyorsunuz boyayı rulonuza. İlk katı atın. Şuraları da maskele bantları çektim. Bulaşmasın diye. Şu şekilde. Çok önemli değil. İşimi kolaylaştırmak için sadece ilk katını öyle yapıyorum. Bitmiş halini paylaşacağım zaten sizlerle. Verniği de birlikte atarız ki verniği de görün.
Yalnız çok sıcak oldu burası şurası. Şidem Hanım çok sağ ol. Birini beklettikten sonra numaralı katacağım. Boya hangileri olacağım? Yani tüm işlemini anlatır mısınız? Şimdi yapıyorsunuz. Tüm boya işleminiz bitiyor. Ben de 2 gün beklemenizi tavsiye ediyorum. Vernikten önce. Hatta girmeyin. Başka bir lavaboya da kullanacağınız bir yer varsa bekleyin 2 gün. Ondan sonra da gün aşırı minimumda 2 kat ya taş vernik ya da high gloss vernik uygulayın. Yine de 30 gün dikkatli kullanın. 30 günden sonra rahatlıkla silip kullanabiliyorsunuz. Dediğim gibi işlemleri de birlikte yapacağız zaten. O yüzden Ayşegül Hanım ben de boyadım diyor. Ya havası değişti tamamen. Başak Bayram taş vernik sizde var mı arzunuzun? Bizde yok. Naburlardan, internet üzerinden sipariş verebilirsiniz Başak Hanım. Yani ben 3 kat uyguladım. Bu böyle genel geçer zaten atıyorum şu an bloyla. Güzel haber. Boyunun adı ne? Rich Multi Surface. Birçok yüzeye zımbara yapmadan uygulayabiliyorsunuz zaten. Rich Multi Surface kullanıyoruz. Bu böyle astar gibi atıyorum sadece bloyla. Asıl bundan sonrası çok da uygulamayacağım. Şurada yapışkan izi varmış Cahide. Biz böyle ilerler orayı kazır sonra devam ederim. Silik kurulmuşlar çünkü. Şimdi gelelim stencil uygulamasına. O bekleyecek biraz. Yani minimum bir 8 saat bekliyorsunuz. Ondan sonra tek tek birazdan da ipek fırçayla diğer katları geçeceğim. İlk kat rulo astar katı, sonra ipek fırçayla yapıyorsunuz. Bu hale alıyor zaten 3 katta. Şimdi yer zeminini de evet. Lime gümüş, gireç çözücü vesaire kullanınca zarar görmez mi diye soruyorlar. Ya şimdi herhangi bir doğal taşın üzerine bir boya atıyorsunuz. Yani o kemikleştikten sonra yani yine dikkatli kullanın. Yani gidip de böyle telli olmayın tabii ki yani sonuçta. Yıkandığında çıkmaz mı? Yok, yıkandığında hiçbir şey olmaz. Yani çok hırpalamadığınız sürece bir şey olmaz. Özellikle duvarda hiçbir şey olmaz zaten şu kısımlarda. Şimdi stencil'ımızı da beyazla şuraya şey yapalım Cahide. Sen böyle gel, ben şöyle durayım. Kediniz de miyavlıyor. Kapattık. Miyavlamaya bak ya. Anneciğim yayındayız bir tane. İçin şöyle 3,5 kiloları da var. Şöyle. Esrafı puan. Duşa kabinin içinde kanal seansları yapılır mı? Çok suyla temas edecek yerleri de yaparsınız tabii ki ama mesela küvet falan yapmayın. Yani çok hep suyla çünkü şey oluyor. O yüzden gerek yok. Şimdi gelelim böyle. Şu stencil'a bayılıyorum. Yeni çıkarttı Rich. Kaçtı bunun kodu ya? Söylerim birazdan. Yeni çıktı da kodunu bilmiyorum. Ne kadar güzel değil mi? Çünkü yazmamışlar. 40'lı bir şeydi de 540 mıydı? Neyse şimdi bakacağım, söyleyeceğim size. Çok güzel. Ha? Buket Hanım, mesela yaptığınız her şeyi imlenerek bakıyorum. Yurt dışındayım. Ben de yurt dışına nasıl yapıyorum, markete gidince nasıl isteyeyim, lütfen yardımcı olun. Şimdiden teşekkür ederim. Yani yurt dışında nerelerde var bilmiyorum. Nerelerden temin edebilirsiniz yurt dışında? Rich Multi Surface birçok yerde var ama internet üzerinden de satış yapıyor ama nereler bir araştırmanız gerekiyor onu. Meliha olun, bunların hepsini nereden alabiliriz? Bizde mevcut. YouTube'a da yüklediğimiz için 0552-202-9052 numaradan bana ulaşıp sipariş verebilirsiniz. Aynı zamanda şimdi adminler paylaşıyorlardır. Atölyehobi.com onu da paylaşıyorlar zaten. İnternet sitemiz var. Yüklemeye devam ediyoruz ürünleri ama şu an aktif kullanabiliyoruz en azından. Evet, oradan da ulaşabilirsiniz. Zaten şu an. Yere fayanslı uygulama yaparken de boya ne marka? Su bazlı mı? Tabii ki su bazlı. Böyle gel biraz bir tane. Şöyle gel. Aha, ayağında girermiş. O kovanın içine çaydı. Aldım sana bir tane. Şimdi sünger
Rulo ile yine. Ben gene çok net atmayacağım. Nedense ben netliği çok sevmiyorum. Toplam fiyat nedir? Melih Hanım soruyor. Duvar stansılları 22.50. Bu ebatlardakiler büyük. Richmond Surface'lerinde 500 cc'si 25 lira. Kova boyları var 105 lira. Ama biz genelde işte bana fotoğraf atarsanız daha iyi yardımcı oluyorum. Her şekilde ne kadar boya gider, ne yapmalısınız? Julia Öcel, tüm malzemeleri sizden bulabilir miyiz? Tabii ki. Rich Bayisi'yim ben, Bursa. Tabii uzun ara verdiğimiz için unutmuş olabilirsiniz beni. Aynı zamanda ahşap polyester ürünlerimiz de var. Atölyem var çünkü benim. Yetenekli arkadaşım benim. Tanıyamadın değil mi? Geldiğinde banyoya. Yani, aynen, şaşkınlık içerisinde. Arkadaşı değil işte, biraz bir delilik var. Aklıma esti. Site adı nedir acaba? Julia Öcel. Biz tekrar paylaşırız ama adminler de yazıyor şu anda. Şimdi şu şekilde devam yapacağız. Birleşini göstereyim ben. Şimdi bu desen sonuçta birleştirerek devam etmem lazım benim bunu. Nasıl yapacağım? Şimdi koyuyorum. Dur şimdi. Nurten Çağlayan, 25 TL'lik boya kaç metrekare boyuyor? Ya taban rengine göre değişiyor ve sizin yapmak istediğiniz renge göre de değişiyor aslında. Hani direkt bir şey söyleyemiyorum. Atarsanız mesaj daha iyi olur. Eşim güzel. Bursa'da yeriniz nerede? Altınşehir'deyiz. Eskiden Balat'taydık. Şu an Altınşehir'deyiz artık. Bekliyoruz tüm Bursalıları, Bursa dışındakileri. Şimdi birleşim de şöyle yapıyoruz. Burada bitti. Şimdi aynı deseni buluyorum ben buradan. Şimdi devam edeceğim ya sonuçta. O desen üzerinden devam ediyorum. Şu şekil kurumadı da o yüzden tedirgin oldum. Elif'lik boya kalmıyor mu stencil'da? Kalıyor. Ama ben stencil'ları çok yıkamıyorum. Çünkü zedelenmesin. Sonuçta tekrar kullanabiliyorum. Sıkıntı yok. Çok boya yüklemiyorum zaten süngerime. Biraz da silik silik. Ben stencil'da netlikten hoşlanmıyorum. Biliyorsunuz artık duvara da öyle yapmıştım. Çok net atmayacağım beyazı. Seda Merve onlar gün olmuş. Dolap ve kapılarınızda boyandı mı? Henüz değil. Değil. Dolabı birlikte boyayacağız zaten. Dolabı da komple yenileyeceğiz birlikte banyoyu. Baksanıza dökülüyor. Nasıl baktıylarsa. Eski halinde göstereyim şimdi şöyle. Tanıyamayacaksınız. Tanıyamayacaksınız. Bittikten sonra. Elif'lik temizliği nasıl olmalı? Aydınlatır mısınız lütfen? Az önce de söyledim. 30 gün vernik kemikleştirdikten sonra temizlik yapabilirsiniz. Tüh, iPad'ten görseydim ben de. Niye kapandı ki ya? Sana destek oluyordum orada. Banu Bağtepe Avcı, atölyenizin tam adresini verebilir misiniz? Şimdiden teşekkürler. Altınşehir Mahallesi, 208. sokak numara 6'dayız. Altınşehir'i biliyorsunuzdur Bursa'daysanız. Hemen Altınşehir metrosuna çok yakınız. 100 metre mesafedeyiz, öyle söyleyeyim. Gülbrak Küçük Ömer, formikalı dolaplarda boyanabiliyor mu acaba? Tabii ki boyarsınız. Yani o kadar güzel bir boya ki, mucize bir boya. Hani öyle diyorlar zaten Rich için. İnternet Şahin, buzdolabı vesaire gibi ürünlerde boyanır mı? Tabii ki biz Arzu'nun boyadı ve gayet de güzel. Ondan sonra paylaşmamış mıydın daha önceden? Unutmuş olabilirler. Tamam. Hem de kara tahta boyasıyla boyamıştım ben. Pınar Pırıl, suda çıkmıyor mu? Çamaşır suyu kullanırsak çıkmaz mı? Birazcık daha, yani taş herhalde attıktan sonra bir şey olmaz tabii ki. Kullanabilirsiniz rahatlıkla. Ben çok net atmayacağım. Şöyle silik silik kalmasını istiyorum. Ve bu şekilde tamamlamayı da gördünüz. Ben, hani siz net atın. Ama ben netliği sevmiyorum. Beni bilenler bilir. Dolap altlarını boyuyor musunuz? Rüveyden çelik. Tabii boyayacağım. Ama şu an değil tabii. Bu aralara da gireceğiz. Şu an biraz hani siz görün stencil uygulaması nasıl oluyor, nasıl boyanıyor.
Ben tamamlama kısmını yapacağım zaten. O tamamlamayı da anladıysak, o stencil'ı nasıl tamamlıyoruz? Şimdi mesela bu tarafa devam edeceğim ben şu anda, değil mi? Nasıl devam edeceğim? Buradan eski yaptığım yerden stencil'ı yerleştirip buradan gerisini yapıyorum. Yani bu şekilde birleştirerek uygulama yapıyorsunuz. Bütün tabii buraları da yapacağım. Yani komple stencil'ı kaplayacağım ama şu an çok vakit almayalım. En azından nasıl yapıldığını görüyorsunuz. Her şeyi bizden temin edebilirsiniz. Çok geniş bir yelpazemiz var. Şimdi şuraya da bir de ipek fırçayla nasıl yapıyoruz onu da gösterelim, ikinci katı. Ben üç katta kapattım. Gel aşkım. Boya boya. Dünyayı boyuyoruz. İpek fırça dediğimizde sert uçlu olmayan ipek uçlu bu fırçalar. Duvarlara yapmayacağım Seda Hanım. Çünkü stencil uygulaması yere olacağı için bir de ben şu dolabı kırmızıya falan boyamayı düşünüyorum. O yüzden çok göz yormasın. Aslında bunun bordür şeklinde şurada desenleri var. Belki siyah kureskitme şeklinde onları çıkarabilirim. Şu an bilmiyorum. Yani genel hatlarıyla bir bakayım. Ondan sonra o işlemleri yapacağım. Gözüm az gelirse fazla da göz yormayalım yani. Şimdi ipek fırçayı aynı şekilde katıyoruz Serpil'im. Renk katıyoruz bebeğim. Bu sefer kare kare ilerliyorsunuz ipek fırçayla. Aralara girin. Sert akrilik su bazlı boyaları kullandığınızda lütfen ipek fırça kullanın. Aksi takdirde iz yaparsınız. Şöyle bakın düz düz uzun uzun ama kare kare ilerliyorum. Bir de çok enteresan. Şimdi açık renk gibi duruyor ya Cahide bu. Bak nasıl koyuluyor renk. Evet, Sonra da. şaşırdım. Buyurun siz de bakın istedim. Hemen koyuluyor yani. Ayhan Damlacan'a yaz. Klozet yanları zor olmayacak mı stansiyona? Hangi? Klozet kenarını Keserim soruyorum. stencil'ı. Kesip uygularım. Şimdi böyle iz varmış gibi ıslak olduğu için olabilir ama kuruduğunda şurada görüyorsunuz zaten hiçbir şekilde iz olmayacak, kalmayacak. Şu şekilde olacak. Korkmayın yani. Aman ben ne yaptım demeyin. Çünkü ilk kat her zaman astar kat gibidir. Sonraki katlarda zaten kapatıyor, kapanıyor. Kuruduktan sonra da hiçbir şey belli olmuyor. Yani şimdi bu olduğumuz yer çok sıcak. O yüzden çok devam edemeyeceğim. Suzan Kensoy, çok güzel bayıldım. Maşallah, elinize sağlık. Bana bizzat ulaşabilirsiniz WhatsApp'tan. Her şekilde yardımcı oluyorum. Sonra dolabı boyarız haftaya birlikte. Yani iki katta bile kapatıyor aslında. Ama ben üç kata uyguladım. İki kat ipek fırçayla bir uygulama yaptım. Şöyle biraz düzelterek, yani bir vurup bırakmayın. Şöyle bakın. Yani farkı görüyorlar zaten. Şu rulo atılmış yer. İkinci kat böyle. Şuradan çekersek üçüncü katı da şöyle. Şu şekilde. Kuruduktan sonra hiçbir şekilde belli olmuyor. Çok da güzel bir renk. Granit siyah. Yani genel anlamda anlaşılmıştır sanıyorum. Bu şekilde tek tek bitireceğim ben buradaki fayansları. Gelin biraz soruları cevaplayalım. Şurayı da gösterelim. Çok piştin Cahide. Tamam. Geliyoruz. Kıçıyı da kapattık ya. Şöyle de çekelim burayı. Çiğdem yazar. İstediğim rengi çıkarmak için buraları karıştırabilir miyim? Tabii ki karıştırabilirsiniz. Aynen. Yeniden şahit fırça numarası önemli mi? Şimdi şöyle söyleyeyim. Arkamda doğrusu da gözüksün. Sen de gel böyle. Biraz soruları cevaplayalım. Şimdi bu tabi uygulama bitmedi henüz. Öyle söyleyeyim.
Aynı şekilde devamını yapacağız. Ve ondan sonra da taşverniği de uygulayacağız. Bunu da ben sizlerle birlikte yapacağım zaten. Ve biz hani bir şeylerin arkasında dururken ben her şeyi gözler önünde yapıyorum. Biz mobilyayı da zamanında ben sizlere ciflemiştim mesela. Burada da öyle denemeler yaparız. Gayet güzel olur, değil mi o zaman? Siz de görmüş olursunuz. Ama yani 30-40 gün kadar çok dikkat etmeniz lazım. Çünkü siz herhangi bir şeyi boya işlemi uyguluyorsunuz doğal olarak. Fırça da Rich'in bordo saplısını, onların mesela kalın 2 numaraları var. Hani bu tarz şeylerde onu öneriyorum ben size. 2 numarayı diğeriyle 3 darbe vurana kadar bununla işte 2 darbe de bitiriyorsunuz mesela. O yüzden 2 numara falan kullanın böyle şeylerde. Yormuyor, hiçbir şekilde fırça izi yok. Yani tabii ki siz şimdi korkmayın bu yüzden. Şimdi tedirginlikler ben de boya gönderiyorum her yere. Bazılarınızın tedirginlikleri oluyor. Bu ne diye böyle. Kuruduktan sonra hani ilk baş böyle fırça izi varmış gibi geliyor. Sonrasında hiçbir şey yok. Tamamen kayboluyor. Gördüğünüz gibi zaten. Çiğdem yazar. Ay, Sevinç'ten zıplayabilir miyim? Neden? Ne oldu Çiğdem? Duşakabin boyamadım henüz Nilgün, bilmiyorum. Ama en son işte şu dolabı yapacağız, yenileyeceğiz. Ben kırmızı düşünüyorum. Bilmiyorum ne yapalım. Siz de yazın ne renk yapalım onu. Böyle patlatacak bir renk istiyorum. Kırmızı düşünüyorum ben. Bakalım siz de bana yazın, olur mu? Birlikte karar verip birlikte uygulama yapalım. Pınar Pırıl, dolaplara kaç numara olur? Yani dolapları da işte 2 numara falan kullanın. Yani ne kadar kalın olursa ipek parçanız vurduğunuz darbe daha az olur ve daha az iz kalır. 1,5 ya da 2 kullanın yani. Şimdi ben hemen aşağıdan caydı sen gösterirken bir tane şu stansının numarasına bakayım. Bakar mısınız stansının güzelliğine? Betül betül yer stansı rulo ile mi yapıyorsunuz? Evet, rulo ile uygulayın. Yani stans fırçası da uygulayabilirsiniz ama bitmez o iş. Yani çok uzun sürer. Dediğim gibi ben bakın gördünüz mü bilmiyorum, dikkat ettiniz mi? Boyaya batırdım rulo'yu. Kağıt havlunun üzerinde biraz da fazlalığını aldırarak uyguladım, taşma yapmasın diye. Ayrıca söyleyeyim, dolaplar zeminden önce olması gerekmiyor mu? Yok, neden? Bilmem. Sen cevaplayacaksın. Yok. Önemli çünkü biraz şey ilerlemek lazım. Dolabı boyarım ama yakışacak mı bu sefer yaptığım fayans? Sebahat Hanım, bence koyu mora boyayın. Griye çok yakışıyor. Veya fuşya. Fuşya. Ama hani mor falan olabilir ya, bilmiyorum bakalım. Mor olabilir. Evet, bence de mor güzel durabilir. Tatlıdır. Ya korkmayın ya, yapın. Ben de ilk baş tedirgin oldum, öyle söyleyeyim. Bir de bir kiradayım şu an çünkü. Adam demesin, ne yaptın sen kadın evime diye. Çok rahat ve kolay boyuyorsunuz fayansı. Önemli kısmı vernik atmak. Onu da birlikte yapacağız. Hiç korkmayın. Ben arkamızdayım. Sen göster bebeğim. Ben de şu stansında bakayım geleyim. Şöyle gösterelim. Şimdi tekrar şey yapalım. Bu kısma bir kat daha ipek fırçayla atacağız. Uygulama yapacağız. Yani bitireceğiz tamamen. Bir üç katta kapatıyor çünkü. O yüzden güzel yürekleyelim. En azından nasıl olduğunu gördünüz. Tamam mı? Kısmında birlikte verdiğim falan her şeyi birlikte yapacağız. Hiç korkmayın, her şeyi gözünüzün önünde yapacağım zaten. Rich Multi Surface. Yani zımpara yapmadan birçok yüzeye uygulayabileceğiniz boya Rich Multi Surface var. 130 cc, 500 cc ve 3,5 kiloluk. Şöyle gösterelim. Kova boyları, yani kova boyları var. Beyin gitmedi inşallah. Şimdi benden bu kadar. Stansımızın numarası da 40. Doğal dekorlardan. Şöyle. Çok güzel bir desen.
Yani duvara bile çok yakışır bu. Değil mi Cahide? Evet. Duvarda da süper durur. Yani koyu bir zemin üzerine ve açığa koyu falan. Çok güzel olur. Ben de gitti bu arada. Nilgün Paldum Albert. Çok teşekkürler Erdem'e. Sizin aldığım cesaretle ben de mesela dolaplarımı boyadım. Bak bunu buraya da yapabilirim. Güzel olur. Aa evet abi çok güzel. Düz boyayıp. Durun daha neler yapacağız, neler yapacağız, neler. O yüzden daha çok yenileyeceğimiz şey var birlikte. Şimdi ben şu fayansları komple... Perihan Ergün, krebodur ustaları bu duruma pek sevmeyecekler sanırım. Ya mobilyacılar zaten üstümüze bir kere çöktü. Onu biliyorum. Zımparasız boya mı olur falan diyenler çok oluyor arkadaşlar. Bu da eski bir mobilyaydı. Boyadık oldu ya. Her şeyi boyuyoruz. Şimdi burada yapacağımız çok şey var birlikte. Şunu da çöpten bulmuştum. Şimdi banyoda duruyor. Bunu da rengini değiştireceğiz. Uymuyor tabii şu anda artık. Bunu da çöpten bulmuştum mesela yaptım. Her şey oluyor. Zımpara yapmadan boyayabileceğiniz mucize tek boya. Rich Multi Surface. Yani harika bir boya. Birlikte yapacağımız için ben yine atarım gruba. Her şekilde sorularınıza da geri dönüş yapacağım şimdi. En azından nasıl boyanıyor, ne oluyor onu gördünüz. Bir dahakinde ya vernik uygulaması yaparız biraz. Dolabı boyamaya başlayabiliriz. Onu ben size haberdar ederim. Güzel yüreklerim, hepinizi çok seviyorum. Sorularınız varsa yazabilirsiniz. Türkiye'nin her yerine kapıda ödeme imkanıyla da kargomuz var. WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz bana. Öpüyorum hepinizi. Allah'a emanet olun.